LGS'ye son 229 gün hayallerimizdeki okullara kavuşmamıza hala yeterince süre var. Ciddi bir şekilde çalışırsak, gayret gösterirsek mükemmel liseler bizleri bekliyor. İnşallah çalışacağız ve kazanacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Oprah Winfrey diyor ki şu anda en iyisini yapmak sonraki zaman için sizi en iyi yere götürür. Gerçekten de çok güzel bir söz. Şu anda belli sorularda, belli konularda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani şu an bir denemeye girsek belki de istediğimiz denetlerin çok çok uzağındayız. Ama şu anda yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Yani bugünkü görevlerimizi belirlemek ve onlara çalışmak bizim için en doğru olanı. Çünkü bütün bunlar birikecek. Bizi mükemmel sonuçlara ulaşacak. Yani bir hayalimiz var. Bir yıllık bir hedefimiz var. Bu bir yılın sonunda bir ulaşmak istediğimiz bir yer var. Buna bir günde ulaşabilir miyiz? İmkansız. Her aylık bir hedefimiz var. Bu ay bu kitapları bitirmek istiyoruz ya da bu soruları çözmek istiyoruz. Bunu bir günde bitirebilir miyiz? Hayır. Bu haftalık ödevimiz var. Bu hafta işte matematikten, Türkçeden, fenden, inkılap tarihinden, İngilizceden şu 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 soruları çözmeye planlamışız. Bir anda hepsini bitirebilir miyiz bir haftanın ödevini? Bu da imkansız. Ama günlük ödevimizi bitirirsek her bir günü tamamladığımızda altına işte bugün bu soruları çözecektim. Bugün bunları yapacaktım. Bugün bunları yapacaktım deyip bitirdikçe yanlarına tik attığımızda ilk gün bitiririz. İkinci günü bitiririz. Ve en sonunda haftayı tamamlarız. Bu ay, ayı tamamlamamızı sağlar. En sonunda da hayallerimizdeki liseye yani yılın sonundaki hedefimize ulaşırız. Dolayısıyla şu an için en iyisini yapmak şu an için yani bugün için en iyisini yaptığımızda zaten toplamda da en güzel başarılar bizi bekliyor. Günün yorumuna baktığımızda Orhan Krales gerçekten farklı bir isim. Soy ismi de ismi de gerçekten son, son derece sıra dışı. 737 beğeni almış test çözme isteğini nasıl kazanırız demiş. Şimdi arkadaşlar test çözme isteğini kazanmanız için öncelikle sizin motive olmanız lazım. Bunu her zaman söylediğimiz gibi. Eğer hedefiniz yoksa Babanız da size çalış dese, anneniz de çalış ben de çalış desem, hocalarınız da yalvarsa çalışmazsınız. Ama eğer bir hedefiniz varsa, eğer bir gayeniz, bir amacınız varsa bu sefer öncelikle hedefiniz duvarınıza asarsınız. Ardından dersiniz ki ben bu liseyi kazanacağım arkadaş. Bunun için gerekirse zor sorular çözeceğim, gerekirse uzun süre çalışacağım, gerekirse çok kitap okuyacağım ama bir şekilde ben bu işi halledeceğim dersiniz. Dolayısıyla ben sizin olsam öncelikle ders çalışamıyorsanız, test çözmek istemiyorsanız öncelikle dokun sınıflarda, onun sınıflarda veyahut da üniversite okuyan abileriniz, kuzenleriniz olur. Onlarla bir görüşüyorum. Dedim ki ya sen nasıl başardın? Veya sen başaramadıysan neden başaramadın? Ben ne yapmalıyım diye onlardan fikir alırım. Bizim size tavsiyemiz bu iş bir pasta gibi. Şöyle düşünün. Yani iyi bir gelecek oluşturmak bir pasta yemek gibi. Bir pastayı bir anda bitiremezsin dilim dilim. Ama yavaş yavaş ince ince dilimlerle öncelikle bitirmeniz gerekenleri adım adım çalışırsanız her bir dilimde lezzet alır en sonunda başarı ulaşırsınız. Dolayısıyla bir an önce bir plan belirleyip bir hedef belirleyip sıkı sıkıya çalışmamız gerekiyor. Dikkatsizlik problemini nasıl ortadan kaldırırız? Arkadaşlar dikkatsizlik çağımızın en büyük sıkıntısı. Çünkü artık günümüzde hep böyle telefonlarla vakit kaybettiğimiz için artık dikkatimizi yoğunlaştırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani böyle hızlı değişmeyen bir video, istediğimiz gibi kontrolümüz olmayan bir içerik bizi sıkabiliyor. Yani Instagram'da bile ben böyle 55 saniyelik bir şey görüyorum. geç geçiyorum. Niye? Çünkü dikkatimi toplamakta ben de zorlanıyorum. Sizler de zorlanıyorsunuz. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çok kitap okumak. Çünkü kitap okuduğunuzda sadece bir kitap okumuş olmuyorsunuz. Sadece Türkçenizi geliştirmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda satırları takip etmek, sabırlı bir şekilde dikkatinizi yoğunlaştırmak, ardından da ardından da Buradaki sözcük dağarcığınızı geliştirmek size sadece Türkçe değil matematikte, fende, sözel derslerde hepsine çok iyi başarılar ulaştırıyor. Bir de şu da çok önemli. Mesela eğer dikkatiniz bayağı bir dağınıksa bu Arkadaşlarınıza şöyle bir yarışma yapabilirsiniz. Sayfa 108 senin, sayfa 109 benim. Hani bir anda spontane seçtiniz. Sayfa 182 senin, 83 benim. Buradaki K'leri kim en hızlı bir şekilde bulacak dediğiniz zaman... ...buradaki K'leri bulmaya çalışırken diyelim ki ben 84 tane buldum. Sen 83 tane buldun. İlk önce ben buldum ama ben yanlış buldum. Sen doğru buldun ama benden birkaç saniye sonra buldun. İşte sadece bir harfi bulmaya çalışmak. Bazen ses harfi olabilir, bazen ses harfi olabilir. Bununla alakalı arkadaşınıza bir mücadele yapabilirsiniz. Hatta kendi rekorunuzu kendinize kırabilirsiniz. Ben hızlı hızlı dikkatli bir şekilde harfleri bulacağım diye. Ama bunun haricinde hem sözcük dağarcığınızı geliştirmek hem de kendinizi geliştirmek adına size kitap okumayı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda ise taktikli fen soru bankasını görüyoruz. Gerçekten efsane bir kitap. Çünkü hem yeni nesil taktikli sorularla güncel yaşam soruları, deney soruları tam anlamıyla 2020 LGS'nin bir dejavusu olan aa ben bu soruların benzerini görmüştüm. Aynısı 2021'de çıktı diyebileceğiniz sorular hazırlandı. Ve tabii ki taktikli serisinin en önemli özel olan e, taktikler var. Yani özel e posterlerimiz ve tabii ki de arkasında İster odanızın duvarlarına, isterseniz kitaplarınızın sayfalarına, isterseniz de buradaki posterleri yapıştırabileceğiniz mükemmel konu altınları var. Bakın her biri altın değerinde. Çünkü her biri sizin hayallerinizdeki okulu kazanmanız için özel bilgiler içeriyor. Yani bu bir soru olarak gelebilir. Ya da buradaki bir soru olarak gelebilir. Bunu siz ister buradaki posterleri yapıştırabilirsiniz. isterseniz soruların yanına, isterseniz duvarlarınız yapıştırabilirsiniz. Mükemmel bir kaynak fen dersi için. Gün okula baktığımızda Kabataş Erkek Lisesi sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi çalışsınlar da gelsinler diyor. Okulu temizlediler dezenfektiler, dezenfekte ettiler ve inşallah da hayallerinizdeki okul sizi bekletiş için sizler de bu okula yerleşeceksiniz. E, tıplar, mühendisler havada uçuyor. Zaten Kabataş'ın en önemli özelliği Boğaz manzarası. Denize sıfır mükemmel bir okul. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi çalışmalar.